Selamun Aleyküm sevgili arkadaşlar. Temel Matematik 6. dersimize devam ediyoruz. Arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Direkt soru 1 diyelim. Ee, birinci soruda bize 5A artı 3, 5'tir 8 diye bir denklem verilmiş arkadaşlar. 2 tane bilinmeyeni var. Yine aşağıda 2A artı 4, 5 20 diye bir denklem daha verilmiş arkadaşlar. Yine 2 tane bilinmeyenimiz var. Ve soru bize A artı B toplamı kaçtır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki biz A'yı Direkt A'yı sorsaydı B'lere yok ederdik. A'yı bulurduk. Veya bize sadece B'yi sorsaydı A'lara yok ederdik arkadaşlar. B'yi bulurduk. Ama arkadaşlar bize soruda A artı B'yi sorduğu için bizim A'yı veya B'yi yok etmeden acaba direkt A artı B toplamını bulma şansımız var mı diye bakıyoruz. Baktığımızda 5 artı 2 7. 3 artı 4 7. İkisinin de kaç sayısı aynı olduğu için arkadaşlar biz direkt A artı B'yi bulabiliriz. Nasıl A artı B'yi buluruz? Alt 6 topluyoruz. 7A 3B4B 7B 8 artı 20 28 yaptım. Ne de olsa ikisinin katsayısı aynı. Öyleyse biz bunları 7 parantezine aldık. Ee, ve parantez içerisinde aradığımız A artı B arkadaşlar geldi. 7 çarpı artı B 28 ise arkadaşlar. Burayı da 7'ye burayı da 7'ye bölüyoruz. Buradan arkadaşlar 7'ler gitti. 28 bölü 7'den arkadaşlar A artı B'miz 4 yaptı. Geldik diğer soruya. Arkadaşlar burada iki denklem var. Üç tane bilinmeyen var. Ve yine arkadaşlar bize A artı B artı C toplamı sorulmuş. Tek tek A'yı B'yi C'yi bulmakla arkadaşlar uğraşmayalım. Acaba şimdi biz ee, ne yapabiliriz ee, acaba hepsinin katsayısı aynı yapabilir miyiz 2a 4a da 6a 3b 3b de 6b eksi 1c 7c de arkadaşlar 6c yaptım ve hepsinin arkadaşlar toplanınca kaç sayısı aynı oluyormuş 6a artı 6b artı 6c 40 artı 14 arkadaşlar 54 yaptım ne de olsa hepsinin katsayısı aynı biz 6 paranızı aldığımızda aradığımız a artı b artı c arkadaşlar e, buluyoruz. 6'ları sadeleştirince arkadaşlar buradan 54 bölü 6'dan A artı B artı C arkadaşlar 9 yapıyor. Bu arada arkadaşlar şimdi bu soruda 2 tane denklem, 2 tane eşitliğimiz var. 3 tane bilinmeyenimiz var. Zaten arkadaşlar 3 bilinmeyeni bulmak için en az 3 tane denklem lazım. Bize bu soruda A kaçtır, B kaçtır, C kaçtır hepsini ayrı ayrı soramazdı. Ancak bu böyle toplamını sorabilir. Ne bileyim farkını sorabilir arkadaşlar. Geldik diğer sayfaya. A artı B artı C 30muş. A artı B 3 C'miş bize C'yi sormuşlar. Diyoruz ki arkadaşlar C'yi bulmak istiyorsak acaba A ile B'den kurtulup C'ye ulaşabilir miyiz? Evet A artı B 3 C vermişse ben artık A artı B gördüğüm yeri yeni ismi 3 C'yi bırakabilirim. Öyleyse birinci denklemi aldık. A artı B artı C 30 denklemini aldık. Ve biz A artı B'nin yeni ismini 3 C deyip bırakıyoruz. Yanına da 2C var. 5C yaptı. Bu da 30 sa. Her tarafa 5 lira bölersek arkadaşlar C'mizi 6 buluyoruz. Geldik arkadaşlar diğer soruya. A çarpı B, B çarpı C 27 imiş. A çarpı B 3C eşitmiş. Bize C en az kaçtır diye sormuşlar arkadaşlar. Yine diyoruz ki C'yi soruyorsa A ile B'den kurtulabilir miyiz? Evet A ile B ne de olsa çarpımları 3C imiş. Biz A çarpı B gördüğümüz yere yeni ismi 3C'yi arkadaşlar bırakabiliriz. Ve diyoruz ki birinci denklemi aldık. A çarpı B çarpı C 27. A çarpı B gördüğümüz 3C'yi bıraktık. 3C çarpı C arkadaşlar 27 eşit oldu. Ve daha sonra arkadaşlar buradan her tarafı 3'lere böldüğümüzde 3'ler e, gitti. 27 bölüsen arkadaşlar 9 yaptı. C çarpı C 9 ise arkadaşlar C'ler ya 3'tür üst 3 9 yapar ya da C'ler arkadaşlar eksi 3 de olabilir. Çünkü eksi 3 çarpı eksi 3 de artı 9 yapar. C'nin arkadaşlar iki tane ihtimali var. Bize küçük olan ihtimali sormuşlar. Öyleyse biz C'ye eksi 3 diyoruz arkadaşlar en az. Geçelim diğer sayfaya. <laughs> arkadaşlar A artı B artı 3 C 24'müş. A artı B 3'müş bize C'yi sormuşlar. Diyoruz ki arkadaşlar biz buradan A artı B artı 3 C 24 A artı B'miz 3 ise biz C'yi bulmak istiyorsak A artı B gördüğünüz 3'ü bırakıyoruz arkadaşlar. 3 artı 3 C 24 ise 3'ü karşıya atarsak 24'ün arkasına 3 eksi 3 diye düşer. 3 C'miz arkadaşlar 21 yapar. Her taraf 3'lere böldüğümüz arkadaşlar C'mizi 7 buluyoruz. Geçelim diğer soruya. A çarpı B çarpı C 24'müş. A çarpı C 8'miş. Bize B'yi sormuşlar. Arkadaşlar yine A ile C A çarpı C gördüğüm yere şu ikisini kaldırıp yerine 8 bırakıyorum. Öyleyse bunların yerine 8 bırakmışsam bir de B'miz kalıyor. 8 ve 24 ise arkadaşlar her tarafı 8'lere böldüğümüzde B'miz de arkadaşlar biz buradan 3 buluyoruz. A artı B 16, A artı C 14, B artı C 10 ise A çarpı B kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar bize. Şimdi arkadaşlar diyoruz ki biz A artı B 16, A artı C 14, B artı C 10 ise hepsini alt alta toplarsak 2 tane A, 2 tane B, 2 tane C geliyor. 2 parantezini aldığımızda içeride A, B, C geliyor arkadaşlar. Ve bunlar arkadaşlar 40'a eşitse 2'lere böldüğümüzde her iki taraf arkadaşlar A artı B artı C 20 yapıyor. Şimdi biz 3'ünün toplamını 20 bulduk. Yalnız bize soru A artı B artı C kaçtır diye sormamış. A ile B'nin çarpımını sormuş. Diyoruz ki arkadaşlar madem ki üçünün toplamı 20. E biz A artı B'nin 16 olduğunu biliyoruz. Öyleyse A artı B yerine 16 bıraktık arkadaşlar. Burası 16 ise 16 artı C 20 ise arkadaşlar C'mizi 4 buluruz. C'mizi 4 bulmuşsak mesela A artı C arkadaşlar C'miz 4'tü. A artı C arkadaşlar 14'tü. Veya B artı C arkadaşlar 10'du. Neydi olsa biz C'yi 4 biliyoruz. C'leri yine 4 yazacak arkadaşlar. A artı 4 14 ise A'mız 10 yapar. B artı 4 10 ise arkadaşlar B'miz de 6 yapar. Buradan A çarpı B'miz arkadaşlar 60 yaptım Tekrardan arkadaşlar bu soruyu bir toparlayalım. 3 tane denklem verilmiş. 3 tane harf verilmiş. Ve bize 2 tane harfin çarpımı sorulmuş. Biz diyoruz ki hepsinin katsayıları aynı olduğu için toplasak hepsinden ikişer tane geldiği için hepsini de iki parantezine alsak. Daha sonra iki parantezini aldıktan sonra içeride birer tane ABC kalsa. Her tarafı daha sonra ikilerle sadeleştirsem birer tane ABC'nin toplamının 20 olduğunu görürüm. Daha sonra arkadaşlar biz buradan de deriz ki mesela C'yi bulmak istiyorsak A artı B'nin de 16 A artı B gördüğümüz üzere 16'yı yazdık. 16 artı C 20 ise C'de arkadaşlar mecburen 4 bulunur. Daha sonra A'lı A C'li B'li C'li denklemleri de yazdık buraya. C'ni de olsa 4 bulundu. C'ye 4 yazınca arkadaşlar A'mız 10 bulunur. B'miz arkadaşlar 6 bulunur. Geldik diğer soruya. Arkadaşlar X bölü Y 2, 2 bölü 3'müş. Y bölü Z arkadaşlar 1 bölü 4'müş. İki tane denklem verilmiş arkadaşlar. Ee, kesirli bir şekilde. Üçüncü denklem ise arkadaşlar. X artı Y artı Z 51 miş. Bize X'i sormuşlar. Arkadaşlar bakın. Şimdi biz diyoruz ki. X bölü e Y 2 bölü ise hemen X'i 2 kat. Y'ye 3 kat diyebilirim. Yalnız arkadaşlar burada Y bölü Z 1 bölü 4 ise ben Y'yi 1 kat Z'ye 4 kat demem lazım. Ben Y'ye geldim burada 1 kat deyip burada 3 kat dedim. Arkadaşlar bu tutarlı olmadı. Ne yapmak lazım? İki yerde de Y'ye aynı şeyi söylemek lazım. Öyleyse arkadaşlar bakın ortak olan harfler Y ise Y'lerin arkadaşlar karşılığındaki sayıların eşit olması lazım. Biz burası 3 ise burası 1 ise bu 1'i 3 ile genişletiyoruz arkadaşlar. Mecburen burayı 3 ile çarpınca aşağıya da 3 ile çarpmış oluyoruz ve buradan x'i 2 kat deyince arkadaşlar y'yi 3 kat diyebiliyoruz ve aynı şekilde y buradan üst kat yapıyor. Y'yi üst kat deyince z de arkadaşlar 4 çarpıson 12 kat yapıyor ve buradan arkadaşlar x, y'yi ve z'yi hepsini katlı bir şekilde söyleyebildik. Madem ki x 2 kat y 3 kat z 12 katsa toplamlar arkadaşlar 17 kat yaptı. O da 51 ise her taraf 17'lere böldüğümüzde katımızı 3 bulduk. Katımız 3 ise bize x'i sormuşlar. x 2 katlı zaten. x yerine kat yerine 3 yazdığımda x ne yapar? 2 x 6 yapar arkadaşlar. Bu soruyu da son bir kez toparlayalım arkadaşlar. Bakın x bölü y, y bölü z kesirli bir şekilde verilmiş. Toplamları da verilmiş ve bize x'i sormuşlar. Biz diyoruz ki kesirli sayılar verildiği zaman kat şeklinde arkadaşlar bunları isimlendirmemiz lazım ki bu farklı farklı harflerle uğraşmak yerine hepsini katlı bir şekilde söyleyelim ve k'larla uğraşalım. Yalnız arkadaşlar x'i e 2 kat derken y'yi burada üst kat demek istedik. Burada istedik y'yi bir kat deyip z'yi 4 kat demek istedik arkadaşlar. Biz diyoruz ki y burada bir katken y burada üst kat olmasın. İki y'ler de aynı olduğu için aynı harf olduğu için bu da y bu da y olduğu için ikisinin de arkadaşlar kat sayısını eşitlemek lazım. Bura 3 bura 1 bura küçük olduğu için burayı 3 çarpıyoruz buraya da 3 çarpıyoruz arkadaşlar. Yani y burada da üst kat burada da üst kat aynı y'ler olduğu için üstel kat de, de, diyebiliyoruz. Böylece arkadaşlar x 2 kat y üst kat y üst kat kanında z 4 kat e, 12 kat yaptı z'mizde. Buradan da arkadaşlar denklemi görüldüğü gibi çözdük arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar geldik. Diğer soru ihtimal sayma soruları arkadaşlar. Şimdi bakın. A ve B pozitif tam sayılarmış. 2A artı B 17'miş. B kaç farklı değer alabilir demişler bize. Arkadaşlar bakın kaç farklı değer alabilir, kaç farklı ihtimal oluşabilir sorularında. Şimdi iki tane bilinmeyen var ama elimizde sadece bir denklem varsa arkadaşlar biz buradan A'yı B'yi tek bir hamlede bulamayız. Daha önceki sorularda arkadaşlar iki bilinmeyen varsa iki tane denklem verilmişti. Veya üç bilinmeyen varsa üç denklem verilmişti arkadaşlar. Şu an elimizde iki bilinmeyen ve bir denklemde arkadaşlar A ve B tek bir hamlede bulunamaz. Biz bu tarz soruları ihtimal saymak zorundayız arkadaşlar. Mesela arkadaşlar 4 tane bilinmeyen varsa en az 4 denklem lazım. Bize gidip 3 denklem, 2 denklem, 1 denklem verirlerse arkadaşlar biz mecburen ihtimal saymak zorundayız. Burada olduğu gibi arkadaşlar 2 tane bilinmeyen varsa bir denklem varsa yine arkadaşlar biz ihtimal saymak zorundayız. Ama gidip iki denkleme iki bilinmeyen varsa arkadaşlar biz o, orada bilinmeyenleri tek tek bulabiliriz. Burada ise arkadaşlar ihtimal sayacağız. A şu olsa B bu olur. B şu olsa A bu olur diye arkadaşlar A'nın değişimine göre B'yi de arkadaşlar saymak zorundayız. Şimdi neyse gelelim soruya. 2A artı B 17 ise bize B kaç farklı değer alabilir demişler. A ve B pozitif tam sayılarmış. Pozitif tam sayılar birden başlar. Biz A'ya en az arkadaşlar 1 veriyoruz. A1 için B ne olur diye inceleyeceğiz. 1 kere 2, 2 yaptı. 2 artı ve 17 ise B'ye 15 kalır arkadaşlar. Şimdi B, A2 olsa arkadaşlar B'yi inceleyelim. 2 kere 2, 4. 4 artı ve 17 olacaksa. Burasının B'nin yanında 4 varsa. B'nin şu an arkadaşlar 13 olması lazım. Arkadaşlar daha sonra geldik. A'yı biraz daha arttırıyoruz. B nasıl değişecek onu inceleyelim. 3 kere 2, 6 B artı 6 17 ise B mecburen 11'dir arkadaşlar. Buradan arkadaşlar A 4 olsa 4 çarpı 2 8. B artı 8 arkadaşlar 17 ise B'miz 9 olmak zorunda. Ve arkadaşlar bakıyoruz. A sayısını her bir arttırdığımızda B sayısı sürekli ikişer ikişer azalıyor arkadaşlar. Buradan A1 için B15, 2 için 13, 3 için 11, 4 için 9 olmuş. 5 için arkadaşlar A1 arttı. B2 azalacak. A1 arttı. B2 daha azaldı. A1 arttı. B2 daha azaldı. A1 arttı. B2 daha azaldı arkadaşlar. Biz B1 daha azaltırsak arkadaşlar sonuç negatif yapar. Biz pozitif artılı olan B'leri istemişiz. Öyleyse arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane bizim farklı A'mız ve B'miz varmış arkadaşlar. Geldik diğer soruya. Yine arkadaşlar bir denklemle iki bilinmeyen verilmişse A ve B arkadaşlar tek bir tanedir diyemeyiz. A'nın her bir değişimine karşılık bir B ortaya çıkar burada. Bunları da arkadaşlar şimdi inceleyeceğiz. 3A artı 2B 22 ise kaç farklı A vardı demişler bize. A ve B doğal sayı demiş arkadaşlar biz mesela A'yı sıfırla başlatabiliriz. Çünkü burada tam sayı demişti pozitif demişti birden başlatıyorduk. Burada ise arkadaşlar biz sıfırla başlatabiliriz. A sıfır için 3 kere 0 0. 0 artı 2B 22 ise arkadaşlar ne diyeceğiz 2B 22'dir. Öyleyse B'miz 11 yapar. A1 olsa 1 kere 3 3. 2B artı 3 22 ise arkadaşlar 2B'nin 19 olması lazım. Ama 2B arkadaşlar 19 olamaz. B kesirli çıkar. olmadın. A2 ise arkadaşlar 3 kere 2 6 2B artı 6 22 ise arkadaşlar B'mizin ne olması lazım? 16 olması lazım. Gösterelim şimdi. 3 çarpı 2 A'ya 2 verdik. Artı 2 B eşittir 22 ise 6 artı 2 b eşittir 22'dir diyoruz. 6'yı karşı çattık. 2 b eşittir. 22 eksi 6 2 b eşittir arkadaşlar. 16 yaptı. 2 b 16 arkadaşlar. B'miz 8 yaptı. Buradan da biz 2 b'ye 16 demişiz. B'miz arkadaşlar 8 yapar. Daha sonra arkadaşlar biz ee, a'ya 3 versek 3 çarpı 3 9 yapar. 2 b arkadaşlar ne kalır? 13 kalır. 2 b arkadaşlar 13 olursa b tam çıkmaz. Buradan da arkadaşlar 3'ü de attık. A4 olsa arkadaşlar A'ya 4 verdik. 4 çarpı 3 12. E, 2B artı 12 22 ise 2B'ye 10 kalır. 2B 10 ise B'miz 5 yaptı arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar A'mıza 5 verdiğimizde 3 çarpı 5 15. E, 2B 7 kalır. 2B 7 olmaz arkadaşlar. Bu da gitti. 6 versek arkadaşlar üst kere 6 18. Sonuç 22 olması için buranın 4 olması lazım. 2B 4 arkadaşlar B 2 yapar. Daha sonra arkadaşlar 7, 8 ve daha fazla saklı sağlamaz. Çünkü arkadaşlar 9 yazsak 10 yazsak burası 30 yapar. 2 b negatif kalır. Biz negatifleri istemiyoruz. 7'den sonra sağlamıyor arkadaşlar. Öyleyse sağlayan arkadaşlar AB değerleri 1, 2, 3, 4 tane B'ye karşılık 4 tane sağlayan A değerimiz var arkadaşlar. Geçiyoruz arkadaşlar diğer sayfaya. Şimdi A artı B 4. A ve B rakammış arkadaşlar. Kaç farklı iki basamaklı A B sayısı vardır diye sorulmuş bize. Yine iki tane bilinmeyen olduğu için arkadaşlar bir denklemde arkadaşlar biz bir tane A bir tane B var diyemeyiz. Buradan yine ihtimal saymalıyız. A ve B rakamsa arkadaşlar A sayısı 4 olsa arkadaşlar B sayısı 0 olsa ab sayısı 40 olabilir. Sonuçta A 4 artı 0 bu denklemi sağlar. A artı B ne de olsa 4'tü. Arkadaşlar A sayısı 3 olsa B sayısı 1 olur. A B sayısı 31 olabilir. A sayısı 2 ise B sayısı 2 olabilir. A B sayısı 22 olabilir arkadaşlar. A sayısı 1 ise B sayısı 3 olabilir arkadaşlar. Bu sayı arkadaşlar 13 de olabilir. Yani hangi iki basamaklı sayıların rakamlar toplam 4'tür diye soru sorulmuş arkadaşlar. Bunlar kimmiş? 40. 31, 22 ve 13'müş arkadaşlar. Başka iki basamaklı bir sayının rakamlar toplam 4 yapmaz arkadaşlar. Mesela 53, 53'ün arkadaşlar 5 artı 3 direkt 8 yapar. Yani 4'ü geçer arkadaşlar. Geldik daha sonra diyor ki arkadaşlar rakamları çarpımı 18 olan iki basamaklı AB doğal sayılarının bulun ve toplayın demişler. Toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi ben diyorum ki iki tane sayının çarpımı 18 ise ve bunlar rakamsı arkadaşlar. A 2 olsa B 9 olur yani 29 sayısının rakamları çarpımı 18 yapabilir. 3 versem A'ya 3 çarpı 6 18 yapar 36 sayısında arkadaşlar rakamlar çarpımı 18 olabilir. A6 ise arkadaşlar B3 olabilir. A9 ise B2 olabilir arkadaşlar. Başka da arkadaşlar sağlamaz. A'ya 1 versek B'ye 18 versek çarpınca 18 yapar. Ama arkadaşlar B rakam olmaz. Yani AB sayısı bu sefer 3 basamaklı olur. 118 yapar. Bize 2 basamaklı AB'leri sorduğu için biz bunlar arkadaşlar 29, 36, 60, 92 diyoruz. Bunların toplamı da arkadaşlar 220 yapar. <laughs> arkadaşlar maksadımız denklem kalıplarına ihtimal saymalar arkadaşlar x'lere y'lere a'lara b'lere arkadaşlar alışmanız dediğimiz gibi bu temel düzey matematik arkadaşlar biz sizin diğer konularda arkadaşlar karşılaşabileceğiniz kalıpları arkadaşlar tanıtmaya çalışıyoruz ki arkadaşlar bu videoları izlemeden matematik altyapısı olmayan bir kişi diğer konulara geçtiği zaman denklem çözme, üslü, köklü problemler gibi konularda arkadaşlar inanılmaz bir zorluk çekecektir. Onun için arkadaşlar bunlar bir ön izlenim konuları. Geldik arkadaşlar son e, video e, son sorumuza. A, B ve C pozitif tam sayılarmış. B eksi arkadaşlar 5'miş. C eksi B 1'miş. Bize A artı B artı C toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. İki tane arkadaşlar denklem var. Üç bilinmeyen var. Bunların toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Arkadaşlar gidip B'ye 100 verip A'ya 95 verebilirsiniz. Ve B'ye 95 verip C'ye 96 verebilirsiniz. Burada bir sürü ihtimal arkadaşlar sağlar. Yalnız bize bize bu, bu işlemin toplamı en az kaçtır diye sorulmuş. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar toplam az olması için biz en küçük sayılara kullanalım ki A, B, C fazla büyümesin. Toplamın da sonucu az çıksın arkadaşlar. Ben burada A'ya 1 versem maksat en küçük sayımız pozitif tam sayımız 1'dir. A'ya 1 versek neyden 1 çıkartsa 5 kalır arkadaşlar? 6'dan. Öyleyse B'mizin 6 olması lazım. B 6 ise arkadaşlar C'den 6 çıktığında 1 kalıyorsa C'mizin neydi olması lazım? Öyleyse A B artı C arkadaşlar ne yaptı? 1 artı 6 artı 7'den sonucumuz 14 yaptı arkadaşlar. Geldik son sorumuza. Kesirli bir şekilde orantı kurulmuş arkadaşlar. A bölü 3, B bölü 2, C bölü 5'miş. A artı B artı C kırpmış. Bize B'yi sormuşlar. Arkadaşlar bakın. Şimdi burada bu denkliği kurmak için ben A'ya 3 kat desem. B'ye 2 kat desem. C'ye 5 kat desem arkadaşlar sağlar. Çünkü 3 bölü 3, 2 bölü 2, 5 bölü 5. Hepsi birbirine eşittir. Düzgün bir şekilde arkadaşlar hafiflendirdik. Bu eşitlikleri sağlayabildik. Ve buradan arkadaşlar A yerine 3 kat yazdık. B 2 kat. C 5 kat yazdık. Toplamda 10 kat yaptı. Bu da 40'mış. 10 kat 40 ise arkadaşlar her tarafı 10'a böldük. Katımızı 4 bulduk. Bize B sorulmuş. B 2 kattı. B öyle arkadaşlar 2 kat olduğu için 2 çarpı 4'ten arkadaşlar katı 4 bulduğumuzdan B'mizi 8 buluyoruz. Arkadaşlar dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.